ki biz amayız. Allah Teala yar ve yardımcılar olsun. Cenab-ı Hak kendi kapısından başka bir kapıya muhtaç etmesin. Zor durum. İki kız kardeşiz dedi. İkimiz de evlenmedik dedi. Allah Teala gariplerin yardımcısıdır. İnşallah Teala kendi kapısından başka bir kapıya da onlar muhtaç etmez. Sabrederlerse, bu iman üzere vefat ederlerse Allah Teala ahirette onlara çok büyük nimetleri ihsan edecektir. İmam-ı Gazali Hazretleri rahmetullahi aleyh Kıyamet Ahiret kitabında yazıyor. Buyuruyorlar ki iman edip beş vakit namazını kılan, haramdan sakınan, elinden geldiği kadar dünyadayken ama olup görmeyenleri mahşer günü ayrı bir şekilde toplattıracak Cenab-ı Hak. Onlara buyuracak ki özür diler gibi muamele edecek onlara, buyuruyor İmam-ı Gazali Hazretleri. Ey kullarım, dünyadayken sizin işte göz nurunuzu almıştım ama burada, yani ahirette size cennette şu nimetleri verecektim. Eğer razı olmazsanız şunu da vereyim, şunu da vereyim. Yaratan o. Yaratan o. Hatta o sağlamlar bu hali görünce keşke diyeceklerimiz, bizim de dünyadayken gözümüz görmeseydi de bu nimetlere biz de kavuşsaydık. Ama şimdi bunlar gözle görülmüyor. Ama ahirette bunlar açığa çıkacak ve görülecek. Eshab-ı kiramdan Ümmü Mektum radıyallahu teala an hazretleri var. Gözler görmüyor, amaydı bu zat. Bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müşriklerden birisine, yani münazara ediyor, bir şeyler söylüyor. Biraz yüksek sesle söylüyor Resulullah Efendimiz. Ümmü Mektum radıyallahu teala hazretleri de başka bir yerden geliyormuş. Yeni vahiy geldi zannetmiş mübarek. Yeni vahiy geldi zannetmiş ve yaklaşıyor Resulullah Efendimiz'e. Erşitni ya Resulallah, erşitni ya Resulallah. Beni de irşad et, bana da oku, ben de duyayım, ben de öğreneyim. Öyle sevinçle şey yapınca Resulullah Efendimiz söz olarak bir şey dememiş. Hani bak diyor, ben birisiyle şey yaparken senin yüzünü ekşitiyor. Allah da Habese suresini gönderdi. Estağfurullah Habese ve tevella enca ehumil a'ma. Sallallahu aleyhi ve sellem. Niye yüzünü ekşittin buyuruyor Cenab-ı Hak. Niye ekşittin okulma yüzünü? Ya Habibine ikaz ediyor, azarlıyor tabiri caizse. Sonra gönlünü aldı Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Gönlünü aldı. Yani şimdi ha diyeceksiniz bunlar niye anlattınız? Hay gönüllerine sürur gelsin. Yalnız değiller. Eshab-ı kiramdan da vardı ama olanlar. Merak etmesinler. Allah-u Teala yardım eder. İnşallah Teala kimseyi de muhtaç eylemez. Bir de dinleyicimiz dedi ya, kitap okuyanlara falan özeniyorum dedi de hiç özenmesin. Kitap okuyan yok, gözleri gördüğü halde. Tabii. Şimdi Allah-u Teala rahmet eylesin. Emel abiler eğer varsa ellerinde bilgisayar ve cep telefonuna da yükleyebilirler. Evet. Hakikatkitabı.com, hatta şeyde tgrtfm.com'da da var. Emel abiler bu radyo stüdyolarında Saadet Ebediye başta olmak üzere, yani Menakıb-ı Çağrıyar Yüzün kitabına kadar bütün kitapları okutturdular, seslendirdiler. Seslisi var. Açıp dinleyin. Dinleyebilirler. Mesela İslam Ahlak kitabında birçok dualar var. Onu dinlerken geriye alır tekrar dinlesin. Geriye alır tekrar dinlesin. Hani dinleyicimiz diyor ya, bazı dualar var siz söylerseniz falan. Tamam, biz de yeri geldikçe inşallah Teala onları naklederiz. Ama böyle bir imkan da var. Yani Emel abiler Allah-u Teala rahmet eylesin, ileri görüşlüydü. Yani her türlü insan var. Aması da vardır. O dedi, onu da okutturdu. Efendim gözüm görmüyor, mahrum kitap kalmasın. Okumuyorum. Mahrum kalmasın diye. İnşallah Teala. Bir